Değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Dünyada volkanların dağılışını öğrenmemiz, ÖSYM soruları yapmamız açısından oldukça önemlidir. Yanardağ ya da volkanik dağ, magmanın yeryüzünden dışarı püskürerek çıkmasıyla oluşan coğrafi yer şekilleridir. Dünyada da oldukça yaygındır. 450 civarında arkadaşlar aktif yanardağ bulunmaktadır. Bunların önemli bir kısmı ise özellikle Pasifik Okyanusu'nun çevresinde bulunur. Sevgili arkadaşlar, şu taramış olduğumuz alan, yine devamı dünya yuvarlak olduğu için sevgili arkadaşlar, burası aktif yanardağların önemli bir kısmını barındırır. İşte Japonya gibi, işte Endonezya, Filipinler gibi alanlar arkadaşlar bu hatta yer alıyor. Aynı şekilde burada arkadaşlar Şili, Peru, işte Meksika, yine Amerika'nın batı sahilleri, Kanada'nın batı sahilleri ve Alaska'ya kadar uzanan hat. Sevgili arkadaşlar, dünyada aktif yanardağların yoğun olduğu en önemli kuşaktır. Yine İzlanda'dan başlayan ve Güney Yarımküre'ye kadar uzanan arkadaşlar bir volkanik silsile görmektesiniz. Tabi bu volkanik silsilenin içerisinde bir kısmı adalar içerisinde arkadaşlar oluşmuş volkanik dağlardır. Artık suyun üstüne çıkmıştır ve ada haline gelmiştir. Bir kısmı da arkadaşlar su altı volkanı olarak oluşmaya devam etmektedir. Yine özellikle İtalya'nın olduğu arkadaşlar Akdeniz kuşağında, İtalya, işte Yunanistan, Türkiye'nin olduğu ve İran'a doğru uzanan hatta da yine çeşitli volkanik dağlar var. İşte Vezo, Etna gibi yanardağlar İtalya için önemli yanardağlardır. Yine Türkiye'de işte Ağrı, Erciyes, Melendi, Sasan Dağı, Süphan, Tendürek, Nemrut gibi dağlar var biliyorsunuz. Bizim ülkemizdeki dağlar sönmüş yanardağlar arkadaşlar. Bunu unutmayın lütfen. Yine Afrika'da ise Rift Vadisi olarak adlandırdığımız, bakın şöyle devam eden Afrika'nın iç kısmına doğru giden arkadaşlar Rift Vadisi olarak belirlediğimiz yerde de yine aktif yanardağlığı ne yapıyoruz? Görüyoruz arkadaşlar. Yine Uzak Doğu'da özellikle Endonezya ve Malezya hattında sevgili arkadaşlar, Çin, yine kuzeydeki Moğolistan, yine Kore topraklarında da ne görüyoruz arkadaşlar? Volkanik dağlar görüyoruz. Sevgili arkadaşlar, ÖSYM tarafından sorulan sorularda volkanik dağlar sıkça karşımıza çıkmaktadır. Volkanların çevresi tehlikeli olmasına rağmen yoğun nüfuslanmıştır. Çünkü verimli tarım toprakları vardır. Metalik madenler yönünden zengin arkadaşlar. Dolayısıyla insanlar bu tehlikeye rağmen bu alanlardan uzaklaşmaz. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Evet, bu şekilde dünyada volkanların dağılışını sizlere göstermiş olduk arkadaşlar. Sorularda lütfen unutmayın. Özellikle Sibirya bölgesi, işte Avrupa'nın kuzeyi, yine Kanada'nın kuzeyi, Grönland, İşte Güney Amerika'nın daha çok doğu sahillerinde, Antarktika'da ve Avustralya'da çok fazla volkanik faaliyet görmüyoruz arkadaşlar. ÖSYM tarafından da bu alanlar sorulabilir. Yine bakın Kuzey Afrika'da Sahra Çölü'nde büyük oranda bir boşluk görüyoruz. Yani burada volkanik faaliyetler çok fazla yok. Yani yaşlanmış kıtalarda ya da arazilerde aktif volkanlar yer almamaktadır arkadaşlar. Evet, bu kadar arkadaşlar. Coğrafya kaderdir diyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Gireceğiniz tüm sınavlarda başarılar sizin olsun.